Hani İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor Cenab-ı Allah. Hani babasına ve kavmine demişti ki İbrahim Aleyhisselam, sizin önlerinde bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsilli heykeller nedir? Hazreti İbrahim zamanında adamlar heykeller dikmişler. Önünde iki büklüm oluyorlar. Heykelden yardım diliyorlar. Heykelin kendilerini kurtarmasını istiyorlar. Çin'de de Mao'nun heykellerinin önünde dizici köküyorlar. Kore'de iki büklüm, Kuzey Kore'de o evet. Sapık herifin heykellerinin önünde bellerini büküyorlar. Bu heykeller nedir diyor Hazreti İbrahim. Biz atalarımız bunlara tapıyor bulduk dediler diyor. Geleneksel inancımız bu diyor. Gelenek olarak böyle geldi diyorlar. İnşallah. Dedi ki andolsun yemin ediyor siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Sapıksınız diyor, anormalsiniz diyor. Rahatça söylüyor. Sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın diyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. Hayır dedi, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben buna şahit edenlerdenim. Ben bundan eminim diyor. Andolsun Allah'a arkanızı dönüp, Allah'a yemin ediyor. Arkanız dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Yani göz göre göre alenen yapmam ben bunu diyor. Yani bir usturu böyle yapacağım. Ama bütün putlarınıza tuzak kuracağım diyor. Antiput. Put yıkıcı. İnşallah. Serdar Hocam. Evet. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Bütün putları kırıp geçiriyor. Mehdi ne yapacak? Bütün putları kırıp geçirecek. İnşallah. İnşallah. Ama İbrahim putlardan bir tanesini bırakıyor. Bazen putlardan bir tanesi veya iki tanesi bırakılır. Ona belki başvururlar diye diyor. O da İslam'a hizmet kastıyla olur o da. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Araştırıyorlar. Kim yaptı bunu diyorlar yani. Bu bütün putlarımız gitti diyorlar. Yerle bir oldu diyorlar. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Her yerde anlatıyor o zamanlar. O zamanlar radyo, televizyonu yok. İbrahim de çarşılarda, pazarda her yerde anlatıyor Hazreti İbrahim. Dediler ki öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Demek ki peygamberler de tutuklanıyor. Veliler de tutuklanıyor, hapsediliyorlar. Değil mi? İşkence görüyorlar. Evet. Dediler ki, ey İbrahim bunu ilahlarımızı sen mi yaptın? Bu putları sen mi yıktın diyorlar. Ya bunlar sen mi parçaladın? Çünkü onların müesses nizamında o devirde kendilerine göre darinist, materyalist, ateist bir sistem var. Her devirde vardır bu. Onun yıkılması istemiyorlar. İbrahim de mükemmel yıktığı için ciğerlerine oturuyor. Hayır dedi. Yalnız İbrahim çok yaman öyle. Yani bazı insanlar vardır mesela. Mücadele yapar ama safça ve akılsızca yapar. İbrahim'in her yerinden akıl akıyor maşallah. Hayır dedi. Bakın yalan söylüyor. Buna bir maslahat denir. Bu yalan değildir. Hayır diyor mesela, normalde o kırmış. Doğru söylemesi günahtır. Haramdır burada. İnşallah. Yalan söylemesi lazım. Hayır dedi. Bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa onlara sorun. Demek ki putu aşağılamak, küçük düşürmek akılcı bir metotla yapılması gerekiyor. Ve maslahat yalan değil. Akılcı olmak gerekiyor. İnşallah. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz dediler. Yani kendi kendilerinin zalim olduklarını anlıyorlar. Demek ki tebliğ yapılırken mesela biz diyoruz ki Mehdiyet şahıstır. Bizim bunu anlattığımızda bunu anlamayan hiç kimse kalmıyor. Herkes anlıyor. Evet. İnat etmeleri önemli değil. Vicdanen hakikaten zalim olduklarına kendileri kanaat getiriyorlar. Yani zalimlik yapıyoruz. Hakikaten dürüstlük yapmıyoruz diyorlar. Ama bir kısmı da tabii maslahat amacıyla yalan söylüyor. Onlara ben bir şey demiyorum. Yani taktik olarak Mehdi'nin rahat faaliyet yapabilmesi için Mehdiyeti gündeme getirmiyor olabilirler. Yani şahsı manevi deyip kapatıp Mehdi'nin yolunu, yöntemini genişletmek, ona zemin hazırlamak için ledünî bir maslahat, bir yalan söyleyebilirler. Söylüyorlar da nitekim bunu biliyorum, böyle olduğunu biliyorum.
Çünkü açıkça deseler mesela, evet bu Mehdi'ye bakar, adamlar diyecek ki Mehdi nerede? O zaman işte benim imamım, hocam Mehdi'dir diyecek. Karma karışık bir ortam olacak diye düşünüyorlar. Öyle de düşünülebilir yani, ben ayıplamam onu. Yani öyle düşünüyor olabilir ama şahsı manevi diyenlerin hepsi Mehdi'nin şahıs olduğuna eminler, onu söyleyebilirim. İnşallah. Evet. Yani Mehdi şahsı manevi deyip de Mehdi'nin şahıs olduğunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Doğru hocam, inşallah. Hepsi bilir. Ama kendilerine göre bir, ama bir kısmı sahtekarlığından söylüyor. 5-10 kişi, ben onları söylüyorum. Yoksa büyük bölüm iyi niyetle yapıyorlar. Bunun üzerine kendi vicdanına başvurdular. Gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz, biz dediler. Yani zulüm yaptığını biliyor. Sonra yine tepeler üstüne ters döndüler. Öyledir. Yani bazı adamı ikna edersin, kapıdan çıkar yeniden sapıtır. Anlatırsın, ha doğru der, Allah razı olsun. Hatta gözyaşı döker, ne kadar doğru söyledin der. Sanki 10 dakika önce sen anlatmamışsın gibi eve gider. Bir de telefona bakarsın, sapıtmış. Kafa gitmiş. Ulan daha yeni anlattım diyorsun. Yeni anladın. Yok diyor, ben tam tersine döndüm diyor. Bundan da Mehdiyet karşılaşacaktır. Bu çok makuldür. Buna dikkat çekilmiş oluyor. Yani insanlar işittik, itaat ettik derler. Bir süre sonra sapıtırlar. Tam ters dönüyorlar. Hayretler içinde kalır insanlar da. Şok olurlar. Halbuki o sapıtma payını Müslüman her zaman koyması lazım. Ya çok evet, sık rastlanan bir şeydir o. Ya anlattım dümdüz giderdin, emin olmayacaksın. Mesela Müslüman der, 5 vakit namaza başlar, ertesi gün komünist, dinsiz olduğunu açıklar. Hı hı. Şok olmaya hiç gerek yok. Bu Allah'ın adetullahında rastlanan, sıkça rastlanan bir durumdur. Sonra tepeler üstüne ters döndür, andolsun bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin diyorlar. Ulan biliyorsan o zaman niye savunuyorsun? Demek ki psikopatlık yapanlar mantıksızlıklarını kendileri de biliyorlar. Evet. Şahsı maneviciler kendileri de mantıksız, münasebesiz konuştuklarını biliyorlar. Veyahut işte Darwinistler de kendilerinin sapkın olduğunu, yanlış olduklarını çok iyi biliyorlar. İş Bankası da mesela evrimi savunurken git genel müdürüne konuş, hakikaten inanıyor musun tesadüfen olduğuna desin, inanmıyorum der. İş Bankası'nın hangi personeli tesadüfen dünya yaratıldı der. Hiçbiri demez. İnşallah. Üfürüm var. Üfürmenin ilgili bir şey yani. Şimdi İş Bankası'nın avukatları dikkatlice dinliyorlar. Hoca bir açık verecek mi gibisinden. Açık olmaz bende. Kafayı maşallah takmasınlar inşallah. Eyvallah. Efendim. O halde diyor. Dedi ki o halde Allah'ı bırakıp sizleri yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Onları ayıplıyor ve Allah'tan başka taptıklarınıza, yuh size diyor ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz yine de akıllanmayacak mısınız? Tabi Arapçası başka türlü oluyor. Türkçe'ye çevrildiği için bu anlam oluyor. Siz yine de akıl, bak hep akıllanma isteniyor. Demek ki aklıyla ilgili bir sorun oluyor. Yani aklının zayıflığıyla ilgili bir sorun var. Onun güçlenmesi, normal akla dönmesi, o isteniyor. Dediler ki eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Bakın en feci şekilde artık öfkenin şiddetini gösteriyor bu. Yani herhangi bir ölüm değil, yakarak en feci şekilde öldürmek istiyorlar. Bu adete İbrahim'e duyulan öfkenin tavan yaptığını gösteriyor. Yani akıl almaz bir kin ve nefret oluşmuş. Acayip bir öfke. Mehdi'ye karşı da böyle akıl almaz bir öfke ve kin oluşacaktır. Ve yani en az yakma tarzında isteyeceklerdir ama güçleri yetmez, ayrı mesele. İnşallah. İlahlarınıza yardımda bulunun. Şu anda da Darwinistlerin ilahları nedir? Karl Marx'tır, Lenin'dir, Stalin'dir, Apo'dur, Mason, ateist masonların liderleridir. Biz de dedik ki ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Yani Hazreti İbrahim yanmıyor. Yanmayacak. Evet, inşallah. Kurtulacak inşallah. İnşallah. Ve kurtuldu. Ona bir düzen kurmak istediler fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. O kurdukları tuzağa tepelerine çevirdim diyor Cenab-ı Allah. Mehdi de mesela Mehdi'nin aleyhinde haberler çıkacak. Mehdi daha tanınacak. Mehdi'nin aleyhinde tuzak hazırlayacaklar, daha tanınmasına sebep olacak. Mehdi'yi orada burada kötüleyenler Mehdiyet'in çığ gibi yayılmasına sebep olacaklar. İnşallah. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Deccal diyor Mehdi'yi yakalar, sırtını döve döve
işkence yapmaya başlar diyor Mehdi'ye. İnşallah. Ve diyor Mehdi'nin sırtı dönüldükçe Mehdi genişlemeye başlar diyor. Maşallah. Genişler, genişler, genişler. Dünyaya hakim oluyor. Maşallah. Değil mi? Maşallah. Demek ki Mehdi'ye saldırılacak. Saldırıldıkça ünü ve şanı dünyaya yayılacak ve gücü artacak. İnşallah. Saldıranlar saldırdıklarına pişman olacaklar. İnşallah. 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 Sürekli gündem olacak Mehdi. Maşallah. İnşallah. Ve ayet devam ediyor. Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten, mehdilik yapan önderler kıldık. Ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. 1984 yapıyor Ebced. Maşallah hocam. Maşallah. Mehdi'nin tarihini veriyor inşallah.